sağlığım için her şeyde alanında uzman doktorlarla yaptığımız sağlık sohbetlerimizin bu bölümünde damar sertliğini ve halk arasında şah damarı olarak bilinen karatüs damarındaki darlıkları ve tıkanmaları konuşacağız. Bu konuda Acıbadem Eskişehir Hastanesi kalp damar cerrahisi uzmanı doçent doktor Murat İkizler bize bilgi verecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Esra Hanım. Herhalde. Umarım Eskişehir'den yolculuğunuz iyi geçmiştir. Bayağı da erken geldiniz. Evet. Sizi de beklettik. En azından stüdyolarımızda biraz soluklandınız. <laughs> Çok teşekkür ederim. Çok büyük bir keyif burada sizinle birlikte olmak. Eskişehir İstanbul zaten oldukça yakın mevkideler. Keyifli bir yolculuktan sonra geldim yanınıza. Çok sağ olun tekrardan. Sağ olun. Sevgili izleyiciler damar sertliği önemli bir konu. Ee, yine karotis ya da şah damarı tıkanıklıkları önemli yine konulardan biri. Bize telefonla, maille, twitter ya da facebook adreslerimizden sorularınızı iletebilirsiniz programımız. Bant olarak yayınlanıyor bir kez daha altını çizmek istiyorum ama sizler her zaman bizlere sorularınızı ilettiğinizde biz de stüdyomuzdaki uzman doktorlarımıza sizlerden gelen soruları ileteceğiz ve cevaplandırılması için ricada bulunacağız. Damar sertliği çok bilinen, çok sık kullanılan bir deyim. Doğru. Nedir damar sertliği? Damar nasıl sertleşiyor? Ne demek? Esra Hanım aslında bu bir hastalık olarak algılansa da damar sertliği bedenimizin diğer organları gibi de damarlarımızın bir yaşla gelen deformasyon süreci. Hı hı. Bebeklik çağlarımızdan itibaren damar sertliğini oluşturan bazı patolojik etkenlerin oluştuğu otopsi raporlarında bile artık ortaya konabiliyor. Damar sertliği özellikle orta ve ileri yaş grupta, özellikle erkeklerin maruz kaldığı, damarın daha çok iç yüzeyinin ve orta tabakalarının deformasyonu, burada kalınlaşma, bazı kireç tabakalarının oluşmasıyla meydana gelen bir dejenerasyon, bir yaşlanma bulgusu aslında. Peki damar sertliği olduğunda bir kişide ne tür e, sağlık problemleri ortaya çıkıyor? Ne tür belirtiler e, görülüyor? Bildiğiniz gibi vücudumuz tam bir damar şebekesiyle sarılı. Bu anlamda damar sertliği eğer hangi organın damarını daha fazla tesir altında bıraktıysa biz o organda belli arazlar görüyoruz. Ee, halk arasında çok bilinen kalp krizleri bu damar sertliğinin kalpte oluşmuş, meydana gelmiş şekli. Fakat vücudu bir tam sistem olarak düşündüğünüzde karaciğerin, böbreğin, beynin, yeri geldiği zaman kollarımızın, bacaklarımızın damarları da bu sertlikten nasibini aldığında o organa özel bazı patolojik durumlar, bazı şikayetler başlıyor. Peki şimdi bir de e, karotis yani şah damarı darlıkları var. Doğru. şah damarındaki darlıklarda yani karotis darlıklarında ve tıkanmalarında damar sertliğinin de herhalde rolü çok büyük. Oldukça fazla. Beynimiz çok kan seven bir organ. Kalbimizin dolaşıma sunduğu kanın yüzde yirmisini beyin kendisine istiyor. Bu anlamda dakikada yaklaşık bir litrelik bir kan temin eden damarlardan bahsediyoruz beyni. Damar sertliği olduğu takdirde özellikle şah damarlarımızın daralmaları beynin arzu ettiği bu yüksek miktardaki kanı sunmakta biraz zorlanıyorlar, yetersiz kalıyorlar. Ve o noktada ilk etapta basit hepimizin çok böyle rahatlıkla karşılayabildiği unutkanlık, hafif baş dönmeleri, dilde pelteleşme gibi çok basit şikayetlerle bu damar sertliği kendisini göstermeye başlıyor. Ama bizim kritik sertlikler, kritik damar tıkan daralmaları diye adlandırdığımız... Bu daralmanın %50-70 ve üzerinde çıktığı oluştuğu noktalarda artık beyin kansız kaldığı için daha farklı tepkiler göstermeye başlıyor. Kol bacakta zayıflamalar hatta bazı pıhtı parçalarının o damar sert olan mevkilerden beyine e, kaçmasıyla felçler, irili ufaklı felçler oluşabiliyor. Bu nedenle biz şah damarındaki damar e, sertliklerini son derece önemli hastalık grupları içinde sayıyoruz. Şimdi sizden bir ricam var. Aslında biz çok kendi bedenimizi tanımıyoruz. Doğru. Şah damarı dediğimiz tam olarak nerededir? Bir anlatır mısınız? Tabii. İki tarafta da şah damarı var mıdır? Var mıdır? Demin de bahsettiğim gibi beyin kanı çok seven bir organ ve beynimiz dört adet musluktan bu kanıt kendisine alıyor. İki tane şah damar, boynumuzun hemen iki yanında yer alan adem elması dediğimiz çıkıntımızın yan taraflarında, boynumuzun iç kısmında. Hem hemen küçük parmağımızdan biraz daha ince e, beyne esas kan temin eden ana yapılar, ana damarlar. Bunlar iki adet sağlı ve sollu boynumuzun iki yanında bulunuyor. İki tane de ensemizde yedek damar gibi adlandırabileceğimiz şah damarın yardımcısı, beyne kan temin eden ense damarları, bizim vertebral arter dediğimiz ense damarları var. Gene sağlı sollu. Bu dört musluktan kan beyne hücum ederek beynin arzu ettiği bu yirmilik dolaşım kanını kendisine alıyor. Biraz risk faktörlerini konuşmak istiyorum sizinle. Şimdi şeker hastalığı da aslında damarlar üzerinde harabiyet yapan başlıca hastalıklardan Doğru. biri. Doğru. Şeker hastalarında karotis darlıklarını daha mı fazla rastlanır? Ne yazık ki. Damar sertliğini provoke eden, damarları yıpratan bazı hastalık grupları var. Şeker hastalığı da bunlardan bilinen başlıca hastalıkların içinde. Bu metabolik hastalıkların damarların içinde yıpratıcı, damarın iç yüzeyini bozucu tesirleri oluyor ve dolayısıyla büyük damarlar diye adlandırdığımız bu şah damarlarımızda, ense damarlarımızda zaman içinde giderek bir deformasyona, yıpranmaya ve damar sertliği sürecinin hızlanmasına neden oluyor. Bu nedenle biz özellikle diyabetik hastalarda bu damar sertliği problemlerini daha erken fark etmeyi istiyoruz. Tahlillerimizi, tetkiklerimizi daha erken yaşlarda yaparak damar sertliğini hastaya bir iş komplikasyona neden olmadan ortaya koymaya çalışıyoruz. Peki, şah damarındaki darlık. ikisini de birlikte kullanmak istiyorum. Hani Tabii. ekran başındaki izleyicilerimizin hani biraz tıbbi kelimeleri de alışkanlık, alışkanlık kazanmaları, kazanmaları için lazım. ya da karotis daralmaları. Bir de tıkanma var. Evet. Daralma ile tıkanmanın yol açtığı sonuçlar mutlaka sonuçta aynı yere gidiyor. Doğru. Belirtiler farklı mı? Belirtiler e, daralma dediğimiz zaman demin bahsettiğim gibi unutkanlıklar, e, dilde e, pelteleşmeler bazı ufak denge kayıpları, baş dönmesi gibi bulgularla başlıyor. Fakat tıkanma kan akımının tamamen durması anlamı taşıyor. Eğer bahsettiğimiz e, sağ şah damarındaki bir tıkanma ise. Geri kalan sol damar ve ense damarlarımız yeterli kan temininde zorlanıyorlarsa tıkanmanın arkasından beynin o bölgesinde kansızlık ve beyin enfarktüsü dediğimiz bir felç ortaya çıkıyor. Yani tıkanma daralmadan son daha ciddi, daha korktuğumuz bir tablo meydana getiriyor. Şimdi risk faktörlerini konuşuyorduk. Evet. Diyabet dedik. Diyabet dışında şah damarının, karatüs damarının darlıklarına neden olan başka ne gibi faktörler bulunuyor? Başta genetik. Hı hı. Ne yazık ki genlerimiz e, damar sertliğine yatkınlığı kuşaklar arasında transfer edebiliyorlar. Damar sertliği genetik geçişli olduğu bilinen bir problem. Bunun dışında hepimizin bildiği gibi sigara etkileri damarın iç yüzeyini bozarak damar sertliğine neden oluyor. Sigara oldukça ciddi bir risk faktörü. Bunun dışında şeker hastalığını biliyoruz ama bazı tıpta metabolik hastalıklarımız var, hiperhomosisteinimi gibi. Bu hastalıklar e, keza damar sertliğine neden oluyor ve yaş alma, yaşlanma, ileri yaş dönemlerinde de damar sertliği beklenesi bir patoloji. Şimdi biraz önce belirtileri saydığınızda baş dönmesi dediniz. Evet. Mesela denge problemi. Şimdi bunlar başka hastalıklardan da ortaya çıkabilen belirtiler. Evet. E, şah damarındaki darlıkların atlandığı. Ya da başka hastalıklarla karıştırıldığı da oluyor mu? Çok oluyor. Şah damarı hastalığı akla gelmiyor ilk başta. Bunu halk nazarında söylüyorum. Kişi baş dönmesinden muzdarip olduğu zaman genellikle hep tansiyona yorar bunu. Hı hı. Sanırım tansiyon sorunu yaşıyorum. Özellikle tansiyon hastası bireylerde birden ayağa kalkmakla oluşan denge kayıpları hep tansiyon oynaması olarak adlandırılıyor. Fakat şah damarı kesinlikle ihmal edilmemesi gereken bir yapı. Burada tetkiklerle son derece kolay tanısı konabilen bir hastalık grubudur bahsettiğimiz hastalıklar. baş dönmesi, denge kayıpları yaşayan her bireyin bunun önemsi, önemli olabileceğini düşünerek bir hekime başvurmasında fayda görürüz her zaman. Şimdi şah damarı darlığından şüphelendiğiniz bir hastadan ne tür bir tetkikler istiyorsunuz? Önceliğimiz muayene. Şah damarları dediğim gibi boyunda seyreden hemen muayene ile dinlemekle ulaşabildiğimiz damarlar. Daralmaları esnasında kendi içlerinde bir ses yaratırlar. Biz bunlara üfürün ve tiril diyoruz. Bu sesleri muayene hekim algılayabiliyor. Şüphelendiği hastalardan da çok basit bir ultrason tetkiki istiyor. Halk arasında bilindiği ismiyle renkli ultrason, renkli Doppler dediğimiz bu ultrasonik inceleme ile şah damarlarındaki hastalıklar yanılgı payı sıfıra yakın olacak şekilde isimlendirilebiliyor. Yani basit bir ultrason tetkiki bize şah damarlarımız ve ense damarlarımız hakkında kati bir tanı koydurabiliyor. Peki nasıl yapılıyor ultrason? Biraz anlatır mısınız? Tabii. Nasıl bir işlem? Ultrason hastanın canını yakmıyor en başta. Son derece hızlı ve ucuz bir tetkik. Hasta yatırılıyor. Hastanın boyun kısmına ultrason probu dediğimiz özel kolla bir jel sürüldükten sonra incelemeye tabi tutuluyor. Herhangi bir kesme, herhangi bir iğne saplama olayı ultrasonik tetkiklerde yok biliyorsunuz. Bu anlamda son derece basit, hastanın canını yakmayan, süratli, çok fazla zamana yayılmayan bir tetkik. Yaklaşık 5-10 dakika içinde sonlanıp bir mutlak bilgiyi de hekime iletiyor, sunuyor. Yeterli oluyor mu sadece ultrason yapmak? Şah damarını ultrasonla incelemek? Başka tetkiklere de ihtiyacınız oluyor mu zaman Tabii. zaman? Şah damarının Hastalığın ismini koymakta ultrason yeterli. Fakat tedavide neyi tercih edeceğimizi, bir ameliyat gerekecek mi, ilaç tedavisi yeterli mi, bir stent lazım olacak mı gibi suallere anjo ile karar vermek gerekiyor. Yani ultrasonun isabet ettiği bir tanıda. Biz daha sonra anjiyo ile bu tanıyı pekiştirmek ve tedavide hangi yolu izleyeceğimizi belirlemek istiyoruz. Hı hı. Fakat bu anjiyoda da çok ciddi gelişmeler kaydedildi. Halk arasında o bilinen klasik anjiyo, konvansiyonel anjiyo dediğimiz yöntemin dışında MR'la, tomografiyle yapılan anjiyolar, çok kesitli tomografilerle yapılan anjiyolar bu konuda artık son derece güzel bilgiler sunmakta bize. MR'la bilgisayarla yapılan çok kesitli anjiyolar peki. Evet. Yaptığınız diğer girişimsel anjoyla aynı sonucu verebiliyor mu? Onların yerine tutuyor mu? Hani bazı vakalarda hani biz mutlaka girişimsel anjiyo yapmamız gerekir dediğinizde oluyor mu? Oluyor gerçekten. Çünkü öyle haller oluyor ki darlık son derece kritik noktalara isabet edebiliyor. Veya daralma nispeti oranı %90-99 gibi bir toplu geçmeyeceği oranlara kadar inebiliyor. Bu noktada standart MR'la tomografiyle yaptığımız anjiyolar hekime girişim bilgisi konusunda yeterli malumat veremeyebiliyor. Bir ameliyat programladığımız hastada, stent planladığımız hastada daha farklı anatomik bilgilere ihtiyaç duyabiliyoruz. O zaman da klasik anjiyoyu tercih ediyoruz. Klasik anjiyo peki nasıl yapılıyor? Çünkü şöyle aslında kalple ilgili anjiyoda kasık bölgesinden girip Doğru kateter ya da ince tel dediğim doğru herhalde doğru. söylüyorum daha <laughs> <Doğru>. halkın anlayacağı <laughs> deyimle kalp damarına ulaşıyorsunuz. Şimdi sizin yolunuz biraz daha uzun biraz daha yukarıda yine kasıktan mı giriyorsunuz? Aslında yolumuz aynı ee, kalplek şah damar arasındaki mesafe çok fazla değil. Giriş kapısı olarak kapı, kasık tercih edilmekle birlikte son dönem anjiyolar artık el bileğinden yapılmakta. Bu da hastaya çok büyük bir konfor sunmakta. Bizim nabız damarı dediğimiz el bileği damarından yapılan anjiyolarla şah damarındaki hastalık eş zamanlı olarak kalp incelemesiyle kalp damarlarındaki hasta, olası hastalıklar tanınabiliyor. Aynı seansta hem şah damarı hem de kalp anjiyosunu birlikte yaparak birbirine eşlik eden bu hastalık gruplarını tanılamak mümkün oluyor. El bileğinden yapılan anjiyolar artık günümüz tıbbında daha rövaşta biraz daha fazla sayıda kullanılır halde. Peki gelelim tedaviye. Şah damarındaki darlıkların tedavisini... Ne tür seçenekler var? Damardaki darlığın derecesi sizin için önemli mi? Esra Hanım bir damar tıkandıysa tedavi bu damarın açılmasıdır. Burada yapılacak ilaç tedavilerinin hepsini biz destekleyici tedavi olarak adlandırıyoruz. Ve %50 ve altındaki daralmalarda koruyucu, destekleyici, hastanın komplikasyonlardan uzak kalmasını temin edici tedavi gruplarıdır ilaçlar. Ancak bu damarı, tıkalı olan damarı açmak adına yapılan işlemleri biz gerçek tedavi olarak adlandırıyoruz. Bazı kısa segment dediğimiz kısa mesafeli ve %90-99 gibi ciddi oranlarda daralmamış şah damarlarını stent yöntemiyle hiç ameliyat yapmadan, gerek duymadan, neşter bıçak kullanmadan açmak mümkün. Aynı kalp damarlarında yapılan işlem gibi boyuna stent yerleştirmek suretiyle bu şah damarlarını tam bir açıklık temin edebiliyoruz. Ancak kavşak lezyonları dediğimiz şah damarın çatallandığı noktaların, uzun tıkanıklıkların, daralmaların veya daralma oranının %90-99 gibi çok ciddi oranlara çıktığı hastalarda da ameliyatı tercih ediyoruz. Ameliyatla da şah damarını açma yöntemine başvuruyoruz. Ameliyatla şah damarının açılması nasıl yapılıyor? Açık ameliyat ne kadar sürüyor? Aslında çok basit bir ameliyat tekniği var. Hastayı da çok fazla üzmüyor. Son dönemde hastalarımızın hiçbirine narkoz vermiyoruz. Uyanık yapılıyor bu ameliyatlar. Hı hı hastayla konuşurken kol bacak hareketlerini mental fonksiyonlarını değerlendirmek suretiyle yapılan ameliyatlar bugün tıbbında oldukça yer buldu. Anestezi nasıl oluyor peki? Anestezi vermiyoruz. Hastalarımızın çoğu telkinle zaten bize uyum gösteriyorlar. Hiç Çok anestezi por. var. Evet. Hiç anestezi. Evet. Lokal anestezi yapılıyor. E, korkan, ameliyathane ortamından huzursuz olan hastalarda sakinleştirici, yatıştırıcı, rahatlatıcı bazı ilaçlarımız var. Anestezi arkadaşlarımız bunları kullanıyorlar ve hastayı Konforlu bir ortama tabi tutarak bu ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Küçük bir kesiden yapılır ameliyat. Boynumuzun yan tarafına yapılan şah damarı bulmakla mükellef bir kesi vardır. Yaklaşık 5-6 santimetrelik bu kesiden şah damar bulunur. Ve şah damarın içi açılarak içinde tıkanma yapan bu materyal dışarıya tahliye edilir. Yaklaşık yarım saatlik bir işlemdir. Bu tahliyeden sonra damarın katları dikilir. Boynumuz kapatılır ve 45 dakikalık bir ameliyat sürecinde hasta tekrar yatağına gönderilir. Yaklaşık bir gece hastanede yatma süresi sonunda ertesi günde çok büyük oranda hastalarımızı taburcu etme şansını buluyoruz. Şah damarındaki darlık nedeniyle ister stent tedavisi görsün, ister açık ameliyat olsun evet. bir kişi tedaviden sonra nelere dikkat etmesi gerekir? Tekrar darlık oluşabilir mi aynı yerde ya da şah damarının bir başka bölgesinde? Şah damarı tıkanmış bir birey artık damar sertliği hastasıdır. Hı hı. Öncelikle damar sertliği adına şah damarı tıkalı insanların yarısında kalp damarlarının tıkalı olduğunu biliyoruz. Bu anlamda böyle bir müdahaleye maruz kaldıktan sonra diğer şah damar, kalp damarları gibi damar sertliğinin tesir edebileceği diğer hayati organların mutlaka bir tetkik edilmesinde fayda görüyoruz. Takip protokollerimizde de Dediğim gibi o gün için hasta olmayan diğer şah incelenmesi, ameliyat edilen veya stent takılan tarafın tekrar ultrasonlarla periyodik izlemlere tabi tutulması oldukça faydalı. Çünkü biz o anda o gün için maruz kalınan tabloyu düzeltmekle birlikte damar sertliğine maruz kalan insandaki etkenleri sıfırlayamıyoruz, ortadan kaldıramıyoruz. Damar sertliğine sebep olan etki her neyse bedende ne yazık ki o devam ediyor. Bugünün tıbı bunu durdurmaya muktedir değil. Dolayısıyla damar sertine maruz kalmış, bu konuda tedavi görmüş bir hastanın süreç içinde diğer organları, opere edilen stent takılan o damarın izlenmesi açısından da takip altında tutulması gerekiyor. Şimdi artık programımızın da sonuna geldik. Şah damarı karotis darlıklarını konuşuyoruz. Programımızın başında şah damarı darlıklarının neden olabileceği yakınmaları sıralamıştınız. Sizden ricam ekran başına yeni geçen... Yeni bir izle, bizi izlemeye başlayan kişiler olabilir. Bir daha karotis şah damarı tıkalıysa bir kişi de ne tür belirtiler ortaya çıkar ve o belirtilerde hangi uzmana başvurmak gerekebilir? Çünkü belirtiler mesela sayacağınız belirtiler farklı uzmanlara başvurmayı Başvuru, da gerektirebiliyor. gerektirebiliyor. Evet. En azından bir uzmana başvurmaları gerekir. O mesajı vermiş olalım. Seve seve. Burada vermemiz gereken bence en temel mesaj baş dönmesi, denge kayıpları gibi günlük hayat içinde hepimizin maruz kalabileceği küçük şikayetlerin dahi dikkate alınması ve önemli olabileceğinin hatırlanmasıdır. Şeker hastalarında, belli yaşlı dönemini geçirmiş, 60'lı 70'li yaşlardaki bireylerde, sigara kullananlarda veya ailesinde ciddi damar sorunları yaşayan bireylerde mutlaka baş dönmesi, denge kayıpları bazı dilde pelteleşme gibi nörolojik bulguların oluşması şah damar hastalığına işaret edebilir. Bu anlamda muhakkak bu bireylerin bir kalp cerrahı, damar cerrahı tarafından muayene edilmeleri ve ultrason dediğimiz bu basit tetkikle tetkik edilmelerinde çok büyük fayda görüyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum sağlığım için her şeye. Katıldığınız Eskişehir'den de geldiğiniz için teşekkür ederim. sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok mersin. Sevgili izleyiciler bugün de bir programın daha sonuna geldik. Sağlığım için her şeyde yarın gene aynı saatlerde ATV Avrupa ekranlarında yeniden buluşmak dileğiyle sağlık dolu güzel bir gün diliyoruz. Hoşçakalın. kalın.